Satrancın en güzel taraflarından biri yöntemlerin, karakterlerin değişiklik göstermesidir. Tal, Necmettin Usta sürekli atak yapmayı, agresif satrancı, feda yapabilmeyi düşünürler. Rakibinin şahıyla mat etmekle ilgilenirler. Bir de pozisyonel satranç vardır. Her şey daha sakin, sabırlı ilerler. Öyle veziri feda etmeler, Kaleyi, fili, atı boşta bırakmaları pek görmezsiniz. Peki, bunlar olmadan satranç güzel olabilir mi? Karpov'un pozisyonel dehası sayesinde evet, olur. C4 D5 karesinin kontrolünü bu şekilde sağlıyor, merkez piyonlarıyla ilgili kararını rakibinin tepkisine göre verecektir. Karpov'un tercihi at F6. Şimdi... At C3 ile birlikte açılış stratejisini tutarlı bir şekilde sürdürmüş oldu. Merkez D5 karesinin kontrolünü arttırarak. Burada Karpov birçok seçeneği arasından E6 tercihinde bulunuyor. Aslında bu piyon sürüşüyle birlikte rakibini bekliyor diyebiliriz. Buna göre bir kurulum belirleyecektir. Mesela eğer D4 sürülürse Nimzo Hint, Benoni, Vezir Hint savunması veya merkeze hemen bir piyon yerleştirebilir. Şunu söyleyebiliriz. Burada en girişken ve agresif hamle olarak E4'ten söz edilebilir. Hemen atı hedef alıyor. Tabii ki buna D5 cevabı var. Benzer bir fikirle. Ve burası oldukça uzun ve taktiksel bir teoriye sahip. Tekrar E6'ya geri gelelim. Rukavina güçlü rakibinin teorik bilgisini test etmek istemiyor, ATF3 ile birlikte daha güvenli sularda yüzmeyi tercih ediyor. 1973 yılında yapılan bu turnuvada 18 satranç ustası adaylar turnuvasına katılmak için mücadele ediyordu. Karpov formunun zirvesinde bu turnuvayı ve sonrasında adaylar turnuvasını kazanarak dünya şampiyonluğu için Fischer'ın rakibi olmuştu. Maalesef bu ünvan maçı gerçekleşmedi. Herhalde satranç tarihinin cevabı en çok merak edilen sorularından biri Fischer mı yoksa Karpov mu kazanırdı? Peki. ATF3 ile birlikte burada Karpov C5 geliyor. Şimdi bir süredir olduğu gibi bu merkez piyonlarını en kararsız halde bırakarak öncelikle kısa rok atma yoluna gidilebilirdi. Rukavina'nın tercihi D4. Karpov bu fırsatı tabii ki kaçırmıyor. C alır D4. E ne de olsa genellikle merkez piyonları daha değerlidir. Ve ileride C dikeyinde bu piyona bir baskı söz konusu. C alır D4'e at alır D4 e tabi ki arkadaşlar burada Rukavina merkeze mükemmel bir at yerleştirmekten mutlu olmalı ve kendisinin de yarı açık D dikeyinde bir baskısı söz konusu olabilir. Burası pozisyonun karakterinin belirlenmesinde çok önemli. Eğer rakibinin E4 sürmesine izin verirse kendisinin de kariyerinde başarıyla uyguladığı Sicilya savunması Maroksi yapısı oluşurdu. Karpov mantıklı bir şekilde buna izin vermek istemiyor ve fil B4 ile birlikte atı açmaza alarak E4 sürüşünü engelledi ve fil B4 çok açık sözlü bir tercih. Atı almak istiyorum diyor. Ne yapacaksın? At C2. Tabii ki atın merkezden geri gelmesi sebebiyle belki de en iyisi değil ancak bir fikir var. Şimdi fil alır c3 zaten istediği buydu. B alır c3. Böylelikle Rukavina çok önemli bir avantaj. Fil çifti avantajını elde etti. Bununla birlikte buradaki piyonlar oldukça zayıfladı. Eğer rakibiniz Karpov ise çok dikkatli olmalısınız. Bu piyon yapılarının, bu pozisyonların üstadı kitabını yazmış bir isimdir. Tabii ki bir yerde zayıf piyon varsa zayıf bir kare de vardır. Burada olduğu gibi C3, C4, C5 hangisini istersen. Şimdi arkadaşlar size sormak istiyorum. Burada olsaydınız ne yapardınız? Kısa rok diyenleri duyar gibiyim. Neden olmasın? Mantıklı bir tercih. Peki en iyisi mi? Eğer hemen kısa rok yapılırsa Rukavina bu güçlü rakipsiz filini tempoyla A3'e gelir ve A3 F8 çaprazının zayıflığından mükemmel bir şekilde faydalanabilirdi. Bu fil gerçekten çok güçlü, etkili kalırdı. Bu nedenle burada Karpov'un yaptığı önce Vezir A5 sırası en iyisi. Şimdi C3 piyonunu istediğinden dolayı fil A3 gelmeye fırsat vermiyor. At B4. Demek ki atın merkezden buraya gelmesinin temel sebebi rakibin vezir A5 ile oldukça ilgiliydi. At B4 ne yapıyor peki? Öncelikle açmazdan çıktı piyonu korudu. Ve bu piyon zayıflıklarına karşı en standart fikirlerden birisi filin a6 karesine gelerek c4'e yüklenmesidir. At b4 karesinde bunu da engelliyor. Gerçekten bu zayıf piyonlar dikkate alındığında güzel bir fikir. At B4 ile birlikte. Karpov şimdi kısa rok atıyor ve E3. C4'ün yapıldığı konumlarda bu filin yani bu, bu C4'ün yapıldığı pozisyonların karakteri bu filin uzun çaprazdan G2 karesinden gelişmesiyle daha bir uyumludur. Ancak burada şöyle bir durum var. Maalesef bu piyon zayıf ve Rukavina haklı bir şekilde filini bu çaprazda tutmak istiyor. E3, B6, fil E2, fil B7, kısa rok ve şimdi genel ilkeler doğrultusunda evet kabul ediyorum at C6 daha doğru gelebilir. Öncelikle kaleler arasındaki bağlantıyı sağladı. Karpov'un yaptığı kale C8 yine en iyisi, en doğrusu. Öncelikle zayıf C4 piyonuna yükleniyor ve böyle bir piyon buldu ki Karpov bunu sonuna kadar bırakmaz. Peki ne yapıyor? Bu fili savunmaya bağladı ve böylelikle kendisinin uzun çaprazdaki mükemmel filine rakibin bir cevap vermesi artık zor ve at c6'dan önce kalenin buraya gelmesi oldukça önemli. Bunu biraz sonra daha iyi anlayabiliriz. Kale c8 ile birlikte şimdi f3. Güzel bir fikir. Kendisinin merkezdeki ve şah kanadına doğru alan üstünlüğünü e4 sürerek kullanmak istiyor. Belki de bu taraftan bir mat atağı gerçekleştirmek istiyor olabilir. Ancak şunu unutmayalım. Yapılan bu piyon sürüşüyle birlikte en az rakibinin filinde olduğu gibi kendisinin de filinin potansiyelini bu piyonlar aşağı düşürüyor. Şimdi F3'ün ardından Karpov at C6 geliyor. B4 karesinde piyon kazanma isteğiyle geldi ve eğer at alır C6 yapılırsa artık buraya bir kale gelmişti yani bu bunu kale alır C8 ile cevaplar. C dikeyi açık kalır. Diğer kale buraya gelir. Fil A6 ve bu piyon düşebilir. Bu nedenle at C6'ya vezir B3 tercih edilmiş. Atı ve piyona bir destek verdi. Arkadaşlar dikkat ettiniz değil mi? Yani bir süredir hep rakibi savunmaya bağlıyor Karpov. Şimdi vezir B3 ile birlikte vezir E5. Çok güzel bir fikir. At için A5 karesini açtı ve bu at buraya geldiğinde ver fili, ver veziri, ver piyonu diyecek. Bu nedenle fazla bir tercih kalmadı. Atı almalı. At alır C6 ve kale alır C6. Şimdi fil D2, vezir C7. Şu vezir manevrasının sadeliğine, güzelliğine bakar mısınız? Piyona yüklenirken fil a6 istiyor ve bu piyon düşecek. Bu nedenle Rukavina vezir a4 gelmiş. Bir süreliğine fil a6'yı durdurmuş olsa da a5 var. Ve artık fil a6'ya bir çözüm yok. Bu piyon düştü. Ancak şuna dikkat edin. Rukavina'da güzel bir fikir uyguluyor. Yani rakibine diyor ki: Eğer fil a6 yapacaksan, önce a5 sürmelisin ki sen de b6 piyonunu zayıf bırak, ben kale fb1 geleyim ve bu zayıf piyona benim de bir hani avantajım olsun düşüncesiyle. Kale fb1, fil a6, kale b2, kaleleri dubleleme fikri ve şimdi fil alır c4. Evet. O zayıf piyon düştü. Fil alır C4, kale alır C4, vezir B5, ver piyonu, kale C6, piyonu tuttu ve E4. E tabii ki merkezdeki, şah kanadındaki alan üstünlüğünü kullanmak istiyor. Ve bununla birlikte bu fili piyonlarını ters rengindeki karelere diziyor ki filin geleceği daha parlak olsun. Şimdi bu pozisyona baktığımızda Hani ilk bakışta sanki bu iyi bir fil ve atın da D5'e gelmesini engelledi. Sanki fil ata karşı bir üstünlük sağlayacakmış gibi duruyor değil mi? Bakalım gerçekten öyle mi? D6. Ya biri bana şu piyon sürüşünün güzelliğini anlatabilir mi lütfen? Bu kadar sakin düz bir piyon sürüşünün arkasında bu kadar derin bir fikir olabilir mi? Nedir o? tabii ki rakibin E5'ini engellemek için değil. Az önce dedik ya C4 karesi zayıf. Buraya bir at yerleşse mükemmel olur değil mi? Peki D6'nın bununla ne ilgisi var? Durun bakalım. Vezir G5 at D7, vezir E7, at E5. Gel vezirleri değişelim. Ben satranç tarihinin gördüğü en iyi oyun sonu tekniğine sahip oyunculardan biriyim diyor Karpov. Vezir alır C7, kale alır C7. Yani vezirleri değişip oyun sonuna girmek pek parlak bir fikir değil. Bunun sebebi zaten piyon geridesiniz ve halen zayıflıklar var. Tabii ki bunun yerine de güzel bir fikir önermek de oldukça zor. Şimdi Karpov bu stratejisini tabii ki taktikle destekliyor. Yani burada boştaki B6 piyonu alınırsa at C4 materyal kaybederdi. Ver kaleyi ver fili. Kale alır C7'ye, kale B5 tercih edilmiş. Peki. Olabildiğince burayı hani durdurmaya, bloke etmeye çalışıyor. Şimdi at mükemmel bir şekilde zayıf C4 karesine yerleşti. Fil C1'e geldi ve dikkat edin. Yani bu at kendisi çok güçlü olduğu yetmezmiş gibi rakibin filinin elinden de birçok kareyi alıyor mükemmel. Yani az önce bu at nerede, bu at nerede değil mi? İşte pozisyonel satrancın ulaştığı zirve. Kale a c8, zayıf piyona yüklenme fikri. Kale a b1, kale c5, e, karpo piyon önünde bir tane kaleyi değişmek, sadeleştirmek kendisinin kolaylaştıracaktır işini. Şah F1, Şah F8 acele etmiyor tabi. Şahların oyun sonunda mücadeleye katılması, merkezleşmesi fikirleri. Şah E2, Şah E7, Kale 5, B3, Şah D7, A4'le zayıflığı yerine sabitliyor. Ve Şah C7, Fil F4'ün ardından Şah B7. Şah zayıf piyona geldi, burayı savunuyor ve belki de Kaleyi, atını savunmadan hani ayırabilir. Daha serbest kaldı. Çok güzel. Fil E3 ver kaleyi. Kale 5, C6. Şimdi fil D4 ver piyonu. F6. Kale D1 ile birlikte zayıf D6 piyonuna bir baskı var. Karpov kale D8'de burayı tutuyor. F4. Yani doğal olarak alan üstünlüğünü kullanmak istiyor. Tabii şunu unutmayın. Eğer piyon gerideyseniz... Olabildiğince piyonları değişmeye çalışın. Genellikle önerilen budur. Bunun sebebi oyun sonunda size karşılaşmayı kazandıracak olan en önemli materyal piyonlardır. Mesela bir geçer piyon. Eğer tahtada piyon olmazsa beraberlik ihtimali yükselebilir. F4 ile birlikte. D5. Karpov zayıf D6 piyonundan kurtulmak istiyor. Rakibi file 2 yapmış. Piyonu açmaz aldı. Kale C6 açmazdan çıktı. Fil C5 tabi bu piyon açmazda ver kaleyi diyor. Kale C6 fil F2 ve öyle tekrarlarla beraberlik yok. Karpov kale D D6 geliyor. Ve artık bu kale açmazda olmadığından dolayı piyonu almak istedi. Bu nedenle rakibi d 5i almış. Karpov da kale alır D5. Kale alır D5 E alır D5 ve artık bu mükemmel at piyon tarafından da desteklendi. Şimdi kale b5 ver piyonu. Önce bir kale e6 şah. Şah d3. Bakın piyonun burada olması ne kadar önemli, değil mi? Atı destekliyor. Ve şah c6 piyonu korudu. g3. Şimdi iyi güzel bir piyon öndesiniz de nasıl kazanacaksınız bu pozisyonu? İşte burada Karpov'un konumsal pozisyonel dehası devreye giriyor. Kale E7 mükemmel bir fikir. Neden mi? Kale B1 bekliyor rakibi ve kale B7. Şimdi piyonu sürecek ve böylelikle bir uzak geçer olacak. Kale B5 ile bunu durdursa da at D6 ile oradaki bloke eden kaleyi kaldırıyor. Kale B2 ve B5 ile birlikte artık A alır B5, kale alır B5 oyun sonlarının en değerli piyonları olan uzak geçer oluşturuldu. Tabi kaleler değişilirse bu çok daha rahat bir kazanç olur. Rukavina kale E2 gelmiş belki kaleyi E7'ye gelirim buradaki piyonları toplarım düşüncesiyle ancak rakibinin hamlesini beklemeden terk ediyor. Peki neden? Yani Karpov dümdüz bu piyonu sürecekti ve yapacak fazla bir şey yok. Lütfen şu piyon sebebiyle filin buradan ne kadar uzakta kaldığına dikkat edin. Mesela şöyle bir senaryo olabilir. At C4, kale E7 ver piyonu diyor, kale B2. Mat istedi, fili istedi ve diyelim ki kale E2 ile ikisini birden tuttuğunda kaleler değişilir ve artık bu piyon yakın bir gelecekte vezir olurdu. Savunma yok. Tabii ki tek yöntem bu değil. Karpov önce kale B7 gelerek rakibinin 7. yataya gelmesini engeller ve sonra yine piyonu sürmek isteyebilirdi. Bu nedenle kale E2'ye terk ediyor. Oldukça güzel bir karşılaşma. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalımızı katıl butonuyla bağışlarınızla destekleyebilirsiniz. Ayrıca videoyu beğenerek, abone olarak ve yorum yaparak beni çok mutlu edebilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın satrançla kalın.